O evi birlikte hazırlamıştık. Günlerce uğraşıp kendimiz boyadık her tarafını. Pencere ve pervazlarına kadar. Bütün onarımları tek başıma ben kendim yaptım. Duvardaki resimleri seçmemiz var ya, tam 3 hafta sürdü. Çok acele bir biftek söylesene. Buyurun. Az pişmiş bir biftek, biraz daha patates kızartması lütfen. Tabii efendim. Patates kızartması az olmasın, çok istiyorum. Kusura bakmasın, önce çok yiyorum biliyorsun. Biraz da doyurucu bir şeyler, böyle börek ya da ıspanaklı krep falan olabilir, tamam mı? Aslı, patlayacaksın. Patlamam. Tatlı da olabilir, tamam mı? Sadece biftek ve biraz daha patates kızartması lütfen. Tamam efendim. Bu halinle senin bunca yemeği nerene sığdırdığını bir türlü anlayamadım, biliyor musun? Öfkemle yakıyorum. İçimdeki enerjiyle. Sinerjiyle. Gitti mi sonuçta? Gittim. İçimden kalkıp tepinmek geliyor. Aman aman sakın. Bulacağım onu. Yok işte. Oysa o güzelim evde çok mutluyduk. Aslı, sen yine oradasın. Bengü artık olmayabilir ama sen o evde yaşamaya devam edeceksin. Bunun bana kaça mal olacağını biliyor musun? Kira tam maaşımın 1,5 katı. Üstelik çocuklarım da orada çok mutluydu. Onlar senin çocukların değil, sadece bakıcılık yaptığın çocuklar. Olsun, yine de çocuklarım sayılır. Anneleri babaları bana emanet ediyor ya. Bak, istersen kiranı ben öderim, hiç problem değil. Sana kaç kez söyledim, çocuk bakmana falan da gerekmiyor. Ben her şeyi karşılayabilirim. Evleneceğim adamdan para kabul edemem, olmaz. Bifteğim nerede kaldı? Bil bakalım neredeyim. Sakın yine alışveriş yaptığını söyleme. Bildiniz, bravo. Aslı, günlerdir alışveriş yapıyorsun, bitmedi mi daha? İyi bir yemek takımına ihtiyacım vardı. Bu önemli gecede annemleri o tabaklarla ağırlamak istemiyorum. Annenler kaç gibi burada olacaklar? Şu anda yoldalar. Herhalde 7'ye doğru varırlar. Ben belki gecikebilirim bu akşam. Kesinlikle olmaz. Onları beraber karşılayamasak bile yemeğe oturmadan önce mutlaka gelmelisin. Alo. Alo Tolga, orada mısın? Alo. Aslı, daha önce bir ara buluşup konuşsak. Neyle ilgili? Ailemle ilgili tiyo istiyorsun değil mi? Merak etme. Kendini onlara sevdirmen için gerekli ipuçlarını ben sana vereceğim. Saat 4'te kafede olur musun? Tamam, anlaştık. Şekerim, yardım ister misin? Yok, tamam. Emin misin? Yok, ben hallettim, çok sağ ol. Babam beni çok seviyor. Geçen geldiklerinde ne kadar iltifat etmişti. İstersen bir ara geleyim. Bence bu akşam gelme. Annem kıskanabilir. Ay, ne yapayım? Güzel olmak suç mu? Sen de haklısın şekerim. Bye bye. Ev yemeklerinden ne çeşitleriniz var?
ki. Onu oh. Dikkat et. Merhaba canım. Hız rekoru kırdım bugün, hız. Tam babama layık bir kız olduğumu kanıtladım. Ev kadınlama da 10 numara verecek. Yemekler, salata, sofra, her şey hazır. Kendime yeni bir elbise bile aldım bu akşam için. Sen de cebinde 2 tane yüzükle gelsen ne kadar güzel olurdu. Düşünsene ne büyük sürpriz onlar için. Buyurun ne efendim. İçiyorsun Aslı? Diyet kola, bir de böğürtlenli ya da çilekli pasta. Bana da bir viski getirir misin? Buzlu olsun lütfen. Hemen efendim. Viski mi? Bu saatte. Evet, içmek istiyorum. Hadi topla cesaretini. Annemle babam seni yemezler, korkma. Bir kız kardeşimden emin değilim. Onun ne yapacağı belli olmaz, o kadar. Evet, anlatmıştın. Çenem ne kadar düşük değil mi? Ama belki evlendikten sonra durulurum. Durulur muyum? Buyur. Ne dersin? Belki de daha beter olurum, kim bilir. Ama sen bana yine de katlanırsın değil mi? Sağ ol. Afiyet olsun. Sana elbisemden söz etmedim. Her kuruş harcadıktan sonra bir de üstüne borçlandım. Ne yapayım? Ailemle tanışacağım bu gece. Her şey çok güzel olsun istiyorum. Aslı de... bu tanışma olmayacak. Tamam canım, biliyorum. Senin işin var bu akşam. Tamam, biraz geç gel. Yemekten kalkmadan önce orada ol. Çok zor durumda kalırım. Bir düşünsene, onlara ne derim? Kızların evliliği onlar için gerçekten çok Aslı, önemli. Aslı, ben seninle evlenemem. Çünkü ben zaten evliyim. Bak, suçluyum, tamam mı? Kabul ediyorum. Hakkımda en kötü şeyleri düşünebilirsin. Hepsini, ama gerçekten hepsini kabul ediyorum. Sana ilk görüşte hayran oldum aslında. Sevgilim olmanı çok istedim. Ama seni tanıyanlar evli bir adamla asla ilişki kurmayacağını söylediler. Yanına bile yaklaştırmaz seni dediler. Evli olduğumu senden gizlemek zorunda kaldım. Sonra da sana aşık oldum Aslı. Ayrılmak, kopmak istemedim. Gittiği yere kadar gider diyordum içimden. Galiba artık daha fazla gidemeyecek. Yol burada bitiyor. Aslı, lütfen bana öyle bakma. Bu anın geleceğini biliyordum. Ne kadar korktuğumu sana anlatamam. Gerçekten seni çok seviyorum. Ama boşanmam söz konusu bile değil. Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç şımarma adamım değilsin. Hey, kadınım.